Welcome to Kushkoy, a village in northern Turkey not far from the Black Sea that's meaning translates as the village of the birds. But that's not a bird you're hearing. It's the bird language. Spoken by Orhan Civelak, the official bird language trainer. Buradaki amacımız genç nesillere ıslığımızı, kültürümüzü aktarmak. Teknolojiyle mücadele ediyoruz şu anda. Telefon çıktı, ıslık gitti. Cep telefonu iyi bir cihaz. Ancak çekmeyebilir. Düşüp kırılabilir. Ben eğitim olarak tabii ki ıslığa yönlendiriyorum. Lütfen ıslık çalsınlar. What once was used every day to communicate from one village to another, or across mountaintops and valleys while locals tended to their crops, is now listed by UNESCO as an intangible cultural heritage that's at risk of disappearing. Cell phones have mostly replaced the use of bird language. That's where Orhan comes in. Demin söylediğim gibi, akada gördüğünüz kurs verdiğim yer, ondan sonra 2013'ten beri de kültürel mirasımız kaybolmasın. 1990 yıllarında burada 160 öğrenciydik ve ben burada okudum. İlk öğretimimi burada bitirdim. Ancak ilerleyen zamanlarda, işte 2016 gibi sürelerde okulun öğrenci sayısı düştüğünden okulumuz taşımalı sistemine geçmiştir. O yüzden bir aşağı olan köye taşımalı sistemde öğrencilerimiz gitmekte. Burası da halk eğitim bünyesinde kurs vermekteyiz. Korona sebebiyle şu anda kursumuz durmuştur. Orhan explains the many practical uses and how this landscape conceived this way of communicating. Şu görmüş olduğunuz vadi komple görmüş olduğunuz Kuşköy olarak geçiyor. Yukarısı Sis Dağı'na dayalır. Kuşköy olarak geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi burası engebelik arazi. Engebelik olduğundan ıslık ortaya çıkmış. Bazen soruyorlar. Because a shout can only carry so far and clarity is limited after just a couple hundred meters, whistling is the most efficient and clear way for villagers working their tea gardens and crops to communicate across the valleys. Islığın asıl amacı haberleşmektir. Yani haberleşmek, yani uzun uzun konuşmak değil, haberleşmek. Mesela arazide vatandaş ne ister? Su, saati sorar, balta ister, ne bileyim yemek ister. Yangında yangın olduğunu söyler. İşte yarın imece işi olur, imeceye çağırırlar. Yani haberleşmek. Islık bir haberleşme kaynağıdır. Islığın kilometresi 3000 metre diye hesaplanmış. Ancak hava koşulları önemli. Hava koşulları uygunsa 5 de olur, 10 olur, yani vadiye göre değişebilir. Knowledge of the language proved to be more useful than just communication. During the Turco-Russian wars, it meant survival for villagers. İşte o üzerinden gelen Ruslar döneminde halk görünce birbirini ıslıkla haberleşmiş. Ruslar geliyor, kaçın demişler. Halkla gizlenmiş. Rus geliyor, bakıyor evlerde kimse yok. Aslında ıslıkla haberleşmişler, gizlenmişler. Bu şekilde halkımıza zarar verememişler. eğitmen olarak şunu söylüyorum. Bu askeriyede kullanılabilir. Müthiş de işe yarar. Adam bir cimerle sistemi keser. Ulaşımı kesebilir ama ıslığı kesemez. Back in the town center, those who aren't working in their tea gardens take part in one of Turkey's cultural staples, cafe culture. Here, mostly older men sit around, smoke, drink tea, and chat. But there's one thing you don't speak about here. Bu ıslıkla her nevi haberleşmeyi yaparız, yalnız bir şey yapılmaz. Bu da ne diye sorarsanız, biz sevdalık deriz, aşk derler şimdiki yeni çağın insanları, aşk derler. Bu yapılmaz. Niye yapılmaz? Ben size herhangi bir şeye hitap ettiğim zaman ıslıkla öteki taraf duyuyor o sesi. Algılıyor, dinliyor mesela ne dediğimi. Onun için sevdalık yapılmaz kuş diliyle. Engin is the owner of this cafe. Born and raised in Kuşköy and learned the bird language at a young age. But because of his prosthetic teeth, he's not able to whistle the bird language anymore. Though his son, who works in the fields, carries on the tradition. Konuşmaya başladığımda 7-8 yaşlarında anca vardırım. Merak. Mesela
büyüklerimiz birbirleriyle konuşurken tabii ki biz de onu merak ediyoruz. Ne diyorlar, ne yapıyorlar, onların dediğini yapmaya çalışarak bu şeye ulaştık yani. Köyümüz dağınık ve yamaç yerleşim bilimlerinde yerleşildiği için haberleşme aracı olarak yani bir nevi telefon olarak kullanıyorduk. Eskilerimiz o amaçla kullanıyordu. Şu anda cep telefonu ve ev telefonları yani teknoloji bu işi köreltti, kapattı. Niye? Gerek duymuyor. Adamın cebinde cep telefonu var. Bir yere haberleşecek, çıkarıyor cep telefonunu, alo işte buraya gelir misin? Veya yarın filan yere gidelim mi? Gibi haberleşmeyi telefonla sağlıyor. Ha ne zaman ki telefonun şarjı biterse ya da telefonu evde unuttu, yabanda denk geldi, o zaman ıslığı kullanıyoruz hala. Yine haberleşme aracı olarak kullanıyoruz yani. Daha 17 yaşında mesela ben çocuk, bülbül gibi okuyor. Vallahi yılını hatırlayamıyorum. Kurs açıldı, ilk kursa merak saldı, katıldı. Evet, oran kurs açtı. Kaymakamlığın aracılığıyla beraber o kursa katıldı, gitmek istedi, merak saldı. Ben de gönderdim kursa, öğrendi yani. Ben de öğrendiğinden dolayı memnunum. Ki bu töremiz, bu kültürümüz ölmesin. Öldüğünü istemiyorum yani. Yaşasın her zaman diye. While younger generations are learning the language for the first time through classes, for some, it's simply a way of life that's been passed down from generations. In the village of Karabuk, Genje Karaman is the youngest of 7 children. He learned it from his mother Emina, and the family still uses the bird language while tending to their crops high above their home along the mountain ridges. Dilimiz biz doğduğumuzdan beri yani biliyoruz. Yani tam olarak kaç yaşında olduğunu öğrendiğimizi bilemeyiz ama yani kendimizi bildiğimiz bileli ıslık dilini konuşuyoruz. Siz daha iyisiniz diyor. Anneniz daha iyi. Annem daha iyi tabii. Tabii eskilerden tabii daha eskiler daha iyi. Daha sesli ışıklı ederler. Daha da şey yapar, güçlüdürler. Biz küçüklükten beri böyle ışıklık biliyik. Şimdi birine çağıracağım, telefon olmayınca ışıklıyla ulaşıyorduk. Öncelerden beri. Şimdi telefon çıkınca telefonla ulaşıyık. Yemek hazır gel dersin, işte zavapağa çalışalı dersin. Buraya gel. Biraz dişlerim çıkık ya. Evet. Bak. Genca buraya geldi. Ben o kadar güçlü yapamam ama yani şey yaparım. Ben normal. Çok yapıyordum da işte abi dişlerimi bu sene yaptıracağım. Bunun şeyi var. Ura Emine dedim. Bak, Ura Emine dedim. Annemin adını söyledim. Most days, Genca and his family set out in the morning to go to their fields high up in the mountains where they grow a variety of crops. The road is difficult to drive, and him and his uncle Mehmet must weigh down the truck with rocks if they're to make it. Though, recently, flash floods destroyed much of the roads and bridges leading to their land and had most villages in the area underwater. While the others begin a trek up to their mountain house and fields, Genja must go and get an excavator to start moving debris and begin to repair the road. Evlere doldu, iş yerlerimiz var, hep makinelere doldu bizim burada. O hemen aşağıda kapıda çektik ya. Avcısıyım ben ablam. Dur. Ben terledim. Ura, bu işte çok sel olunca iş yerimize doldu. Aynen. Geldin makineyi boşalttılar hep içlerini. İşte bunlar da öyle kürüm kütürüm işte hep yol mol yıkıldı. Çok ya. Ne edelim? Allah'ın şeyi, Allah'ın afatı. Haydin bakalım. Tamam. After almost an hour of hiking, Emina arrives at her mountain home, surrounded by lush gardens. Hepsi oluyor. Ne dikersen oluyor, her şey var. Çay, fındık, bal, fasulye, misir,
kabak, lahana deriz biz ha bunlara, lahanalar. İncir fidem ha burada da var gene. İncir de var. İşte böyle oluyor, her şey oluyor. Biz buralarda bittik, büyüdük. Ben bura kızıyım zatı. Doğdum, büyümem bura. Biz buraları seviyik. Buralarda çay içerik, akşama kadar dururuk. Akşamca arabamızı, her şeyimizi koyarık, giderik. Gideyik burada evimize. İşimiz olursa yarın gene gelirik. Ya olmasa gelmeyik. Aşağıda bahçelerimizle ilgileniriz. Emina checks on the honeybees and crops around the house before heading with Mehmet up to the tea gardens on another ridge. But first, we get to see the bird language in use. And it's undeniably impressive. Burada işte orada olsa, gelmemişler daha, orada olsa. Aa! Aha Mehmet diyor bak şimdi. Belki de İllaz olabilir. He o İllaz. Okay. Ancak giden adam. Ha işte ya. Yani. Ulan nereyedin, nereye? Çayı bakmaya gideyim diye. Ya işte eskiden buradan o tepe bayağı bir şenlikti yani. Burada da oraya çağırırdık ışıklıkla böyle kuş dili. Oradan artık ne söyleyeceksen söylerdin yani. Anlayayım. Ne dediğini anlayayım. However incredible the bird language might be, it doesn't take long for Ilyas to pick up the phone and call Mehmet instead of whistling back and forth. A perfect example of how the language could one day be gone. Though COVID-19 has put a halt to Orhan's classes, he's not giving up on continuing to train students so they too can one day pick up the reins and teach others to keep this language and culture alive. Play Store'dan indiriyoruz, ıslık dili sözlüğü diyerek buradan tıklıyoruz. Abim, ablam. He's helped to make an app that his students who've already learned how to whistle can practice with. Ahmet'i aramayı unutma. Akşam misafirlerimiz var. Açık. The very thing that threatens the language could, Adana. For the time being, ağır. Be the thing to save it. Ağız. Ahmet. When asked whether they can keep this language alive, Orhan is hopeful. İnanıyorum. Çok iyi öğrettiğim öğrenciler var. Okuyorlar. İnşallah bunun ileride önü açılırsa onlar zaten hocalar çıkacaklar.